5 dakika adaletten herkese merhaba. Türk Ceza Kanunu'nun çok meşhur bir maddesi var. Halka kin ve düşmanlığa tahrik. Biz her ne kadar bu halka kin ve düşmanlığa tahrik maddesini genellikle devlete eleştirdiğimizde görsek de aslında maddenin yapılış amacı bu değil. Maddeye göre azınlıkları, ezilen kesimleri, ötekileştirilen insanları eleştirdiğinizde bu maddenin kararlılıkla uygulanması gerekiyor. Oysa biz de devleti herhangi bir şeyle suçladığınızda, iktidarı eleştirdiğinizde bir anda bu maddeden kendinizi sanık olarak bulabiliyorsunuz. 23 Haziran'daki İstanbul seçimi öncesi aslında bu maddenin sıkça akla gelmesi gerekiyordu. Çünkü görüyoruz ki Ekrem İmamoğlu hakkında hem başka halkları rencide edici hem de Ekrem İmamoğlu'nu bir biçimde açıklama yapmaya mecbur edici bir söylem tutturulmuş durumda. İmamoğlu'nun Trabzonlu olmasından hareketle Pontus Rum olduğu, aslında Yunan olduğu, işte Yunan gazetelerinin sürekli İmamoğlu'nu desteklediği, İstanbul seçimini İmamoğlu'nun kazanması halinde İstanbul'da Yunanlıların yöneteceği gibi bir söylem sürekli tedavülde sokuluyor. İmamoğlu Trabzon'a gidiyor, işte orada bir Pontus söylemi tekrar başlıyor. İmamoğlu'nu karşılayanların Rum olduğu söyleniyor. Sanki Rum olmak suçmuş gibi, sanki Rumca konuşmak suçmuş gibi. Onunla ilgili bir sürü söyleme İmamoğlu hayır ben Türk'üm, Sünniyim, Trabzonluyum diye yanıt vermek zorunda kalıyor. Bütün bu seçim kampanyası boyunca aslında nefret suçu sayılabilecek birçok söylem gördük. Ancak hiçbir savcı henüz harekete geçmedi. Yine 23 Haziran'la ilgili bir başka konu Yüksek Seçim Kurulu'nun garip uygulamaları ve kararları. Yüksek Seçim Kurulu'nun zaten tarihe geçecek olan seçim iptali kararı kimseyi tatmin etmiş değil. Sandık kurulu başkanlarının kamu görevlilerinden seçilmesi zorunluluğu olduğunu söyleyen Yüksek Seçim Kurulu bu kurala uymadığı gerekçesiyle bazı ilçe seçim kurulları başkanları hakkında da suç duyurusunda bulunmaya karar vermişti. Geride bıraktığımız hafta YSK aniden önce bu suç duyurularını geri çektiğini söyledi. Sonra aynı seçim kurulu başkanlarını yeniden görevlendirdiğini bildirdi. Bunun üzerine iktidar cephesinden başta Cumhurbaşkanı olmak üzere çeşitli itirazlar geldi ve bunda bir yanlışlık olduğu yorumu yapıldı. YSK Başkanı yaptığı açıklamada bu eleştirilere yanıt verdi. Bu ilçe seçim kurulu başkanlarının başka yerlerde görevlendirileceğini söyledi. Suç duyurularının ise sandık kurulu ve ilçe seçim kurulu başkanları ile birlikte farklı kişilerin de ekleneceği gerekçesiyle geri çekildiğini bildirdi. Baştan sona garip bir süreç. Hala hiçbirimiz şunu anlamış değiliz. Nasıl oluyor da aynı zarfa konulan pusulalardan Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi usulsüz hale geliyor. Diğer ilçe belediye başkanlığı seçimi, belediye meclis üyeliği seçimi usule uygun bulunuyor. Ancak herkesin tedirginliği 23 Haziran'dan sonra yeniden benzer bir süreç yaşar mıyız noktasında düğümleniyor. Özellikle Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazanması durumunda bütün bu iş ve işlemlerin yeniden bir şekil hukukunun konusu yapılabileceği yönelik endişeler var. Geride bıraktığımız hafta üstünde önemli durulması gereken bir başka başlık işkenceydi. Şanlıurfa Halfeti'de 51 kişinin gözaltına alınması sonrasında işkence iddiaları günlerce devam etti. Özellikle kadınların anlatımları korkunçtu. Kaba dayak, cinsel taciz ve tecavüz, Filistin askısı, elektrik verilmesi, çocuklarının önünde çıplak soyularak aranmak istenmeleri, anne babalarına yapılan işkenceler, kocalarına yapılan işkenceler, çocuklarına yapılan işkenceler... Bununla birlikte erkeklere yönelik tabii ki iddialar da korkmuştu. Onlar da kabadayıya maruz kalmıştı. Eşlerin önünde hem eşlerinin soyulması hem kendilerinin soyulması, Filistin askısı ve elektrik. Tam da Halfeti'de yaşananlar yargı reformu strateji belgesinin açıklandığı günlere denk geldi. Tam da işkencenin artık sıfır tolerans politikasıyla ortadan kalktığı iddialarına denk geldi. Ancak nasıl bir sıfır tolerans politikasıysa hala bu işkenceleri yaptığı iddia edilenler hakkında esaslı bir işlem yürütülmüş değil. Şanlıurfa Başsavcılığı da sadece soruşturmanın usule ve hukuka uygun yürütüldüğünü söyledi. Elbette bu soruşturma işkence yaptığı iddia edilenler hakkındaki soruşturma değil, işkenceye maruz kalanlar hakkında yürütülen soruşturma. Bu işkence iddiaları ile ilgili Urfa Barosu, İnsan Hakları Merkezleri, Uluslararası Hif gibi kurumlar acil çağrılarda bulundular. Hala bir tepki alınabilmiş değil. İTÜ raporları da, mahkeme tutanakları da, mağdur olduğunu söyleyenlerin anlatımları da işkence iddialarını çok ciddi olduğunu ortaya koyan nitelikti. Umarım önümüzdeki hafta bu iddiaların ciddi soruşturulabildiğini gördüğümüz, hak ihlallerinin olmadığı bir hafta olur. Herkese iyi hafta sonları diliyorum.